Florida'da sıcak bir bahar günü. Bir yolcu jeti Atlanta, Georgia'ya gitmek üzere havalanıyor. Uçakta 110 kişi var. Derken daha uçuşun ilk dakikalarında çılgınca yapılamaya başlıyor. Ve sonunda da Florida Everglades'e düşüyor. Enkaz timsahlarla dolu bataklıkta tamamen kayboluyor. Düşme nedeni tam bir sır. Gelişmiş bilgisayar simülasyonlarının yardımıyla Amerika'nın en kafa karıştırıcı uçak kazalarından birinin ardındaki gerçekleri ortaya çıkararak 592 nolu uçuştaki sorunun tam olarak ne olduğunu anlayacağız. Felaketler öylesine gerçekleşmezler. Bir dizi kritik olayın sonucu. İpuçlarını ortaya çıkarıp bir felaketin son saniyelerini yaşayacağız. Florida bataklığı uçak kazası. Amerika. Florida. Miami Uluslararası Havaalanı. 11 Mayıs 1996. 11.30. 24 yaşındaki Jay Smith'i yakın arkadaşı Scott Kleiman havaalanına bırakıyor. Jay Montgomery, Alabama'daki evine dönüyor. Ertesi gün anneler günü ve bütün ailesi onu sabırsızlıkla bekliyor. Özellikle de üzerine titreyen annesi Susan. Harika bir çocuktur. Daha iyi bir oğul isteyemezdim. Her yönden mükemmeldir. Jay saat 1'de kalkacak uçağı Valuejet 592'yi monitörden kontrol ediyor. Alana çok erken geldi çünkü güvenlik şu anda özellikle sıkı. 26. Olimpiyat Oyunları çok yakında Atlanta'da başlıyor. FBI daha şimdiden aşırı sağcı militanlar tutukladı ve yığınla bomba malzemesi ele geçirdi. Terörist Remzi Yusuf da manşetlerde. Dünya Ticaret Merkezi'ni bombalamakla suçlanıyor. FBI, örgüt üyelerinin hala serbest ve saldırıya geçmeye hazır olduklarına inanıyor. Uçakların bir numaralı hedef olduğu düşünülüyor. Sue ve Ron Carpenter da Jay Smith'le aynı uçuşta. Daha sadece 3 gün önce Karayipler'de bir yolcu gemisinde evlendiler. Sue'nun kardeşi Mike onlar adına çok mutlu. Sue hayatında hiç o kadar mutlu olmamıştı. Ron için de öyle olduğunu sanıyorum. Ortak ilgi alanları vardı. Beraber vakit geçirmekten zevk alıyorlardı. Çok uyumlu bir çiftti. Atlanta'ya seyahat eden birçok çocuk var. Aralarında Andrew Leonard, kardeşi Jeremy ve kız kardeşi Tabitha da bulunmakta. Tabitha bir hafta sonra 13 yaşına basacak. Toplam 105 yolcu uçağa binmek üzere. Bu çift motoru ve arkasında kendine özgü T şekilli kuyruk stabilizeriyle bir Douglas DC-9-32. 30 yıldan uzun süredir hizmette olan DC-9 bir zamanlar Amerikan iç hatlarının en çok kullanılan uçağıydı. Ama geçmişi kazasız değil. 1966'dan beri 77 DC-9 kaybedildi ve bu kazalarda 1800'den fazla insan öldü. Buradaki uçak 27 yaşının üstünde ve 68 bin saatten fazla uçuş yapmış. Şu andaki sahibi ekonomik havayolu şirketi Valuejet. 1.25. Hostes Mandy Summers yolcuları karşılıyor. Neşeli kişiliğinden dolayı ona Bayan Valuejet diyorlar. Sadece birkaç aydır hosteslik yapıyor ama yakın zamanda terfi bekliyor. Hayatında yapmak istediği şeyin bu olmadığını biliyordu. Sanırım işe başlarken hostesliği olduğundan daha fazla bir şey olarak hayal etmişti. Bagaj görevlileri DC-9'un ön kargo bölmesine yolcu çantaları, 23 kiloluk posta ve bazı uçak parçaları yüklüyorlar. 3 lastik ve üzerinde şirket malzemesi yazan birkaç kutu. Bugün kokpitte Kaptan Kendall'in Kubek var. Tamam, kalkış öncesi kontrolleri yapalım. DC-9'larla 2000 saat uçmuş. Ve Valuejet'te de kendini işine adamasıyla bilinen bir pilot.
Bu onun kanında vardı. Uçmak alın yazısıydı. Başka türlü asla mutlu olmuyordu. Kendi bir gün önce 35 yaşına girmişti. Ekibi Dallas'ta uçağın içinde ona sürpriz bir parti düzenliyor ve kendisinden sıra dansına girmesini istiyorlar. Ama o her zamanki gibi reddediyor. Uçuştan önceki gece asla dışarı çıkmayacağımı en iyi onlar bilir dedi. Saat 1.30. Ve uçak 30 dakika röterdi. Ufak mekanik sorunlar var. Jet'in otopilotu düzgün çalışmıyor. Bir yakıt göstergesi ve kabin telefonu bozuk. Ve hidrolik destek devresinde bir arıza var. Sistemleri yardımcı pilot Richard Hazen kontrol ediyor. O 20 yıllık havacılık deneyimi olan eski bir hava kuvvetleri pilotu. Donanım arızaları Valuejet için alışılmadık bir durum değil. Şirket dünyanın çeşitli yerlerinden satın aldığı eski uçakları kullanıp ucuz biletler satıyor. Amerika'nın en yaşlı filolarından birine sahip. Uçakları ortalama 26 yaşında ve son zamanlarda bazı kazalar yaşandı. Bir yıldan kısa bir süre önce Atlanta'da pist üstündeyken bir başka DC-9'un motoru patladı. Fırlayan parçalardan 7 kişi yaralandı ve Federal Havacılık İdaresi şirkete soruşturma açtı. 1.32. Miami Uluslararası Havaalanı'ndan 16 kilometre uzaktaki Opa-Locka Havaalanı. Daniel Mulhoft ve arkadaşı Rick Delisle, Daniel'ın hafif uçağı Piper Arrow'la bir gezintiye hazırlanıyorlar. 1.41. Teknisyenler otopilot tamirini uçuştan önce yetiştiremiyor. Uçuş ekibi tamiri iptal ediyor. Diğer arızalar önemli değil ve uçak kalkışa hazır. Basıncı normale ayarlı. Kaptan Kubek ve yardımcı pilot Hazen uçuş öncesi son kontrollerini yapıyorlar ve kalkışa hazırlanıyorlar. 1.44. 44 dakikalık gecikmenin ardından yer kontrol sonunda Critter çağrı işaretli uçuş 592'ye kalkış izni veriyor. Critter 592 Miami 7'den Atlanta'ya uçuş için kalkış izniniz verildi. Uçuş ekibi şimdi 53 tonluk DC-9'da taksi yapmaya başlıyor ve kalkış sıralarını bekliyor. 2.03. DC-9 planlanan kalkış saatinden 63 dakika sonra pistte hızlanmaya başlıyor. Kaptan Kubek uçağın burnunu yavaşça yükseltiyor. Uçuş 592 nihayet yola çıkıyor. Pozitif hız. Tekerlekler yukarı. Tekerlekler yukarı. Şimdi lütfen arkanıza yaslanın. Atlanta, Georgia'ya uçuşumuzu... Baş hostes Jennifer Stearns yolculara bildikleri o güven verici anonsu yapıyor. Kaptan Kubek uçağı yolculuk irtifası olan 10.500 metreye çıkarıyor. Jay Smith de bütün yolcular gibi arkasına yaslanıp rahatlıyor ve 92 dakikalık Atlanta uçuşuna hazırlanıyor. Ama 2.10 geçe, kalkıştan sadece birkaç dakika sonra yolcular duman kokusu almaya başlıyor. Hostes Mandy Summers yolcuları rahatlatmaya çalışıyor. Ama her geçen saniye ısı artıyor ve duman yoğunlaşıyor. Valuejet 592'deki Carpenter'lar, Jay Smith ve diğer 107 yolcu ciddi tehlikede. Saat 14.11 olduğunda Atlanta yolundaki DC-9'da durum iyice kötüleşiyor. Kabin zemininden duman yükseliyor ve iyice yoğunlaşıyor. Aynı anda kokpitte de bir sorun var. Pilotlar kulaklıklarından şiddetli bir patlama sesi duyuyorlar. Bu da neydi? Bilmiyorum. Uçakta bir elektrik sorunu olduğunu biliyorlar. Çünkü akü şarj sistemi devreye girdi ve güç sağlamaya çalışıyor. Her şeyi kaybediyoruz. Ardından kokpite duman sızmaya başlıyor. Critter 592 Miami Havaalanı'na acil dönmemiz gerekiyor. Sola 270'a dönün. İnip 7000'de kalın. Ne tür bir sorununuz var? Critter 592 kokpitte duman var. Kabinde duman var. 3 kilometre ileride Daniel Mulhoft hafif uçağının kumandasında. Şunu gördün mü? Büyük bir jetin dönüş yaptığını görüyor. Kanal boyunca uçuyorduk ve saat 10 yönünde bir uçağın kanal üstünde dönüş yaptığını gördüm. 14.11'i 30 saniye geçe. DC-9'un kokpitinde Kubek uçakla mücadele ediyor. Artık kontroller normal şekilde tepki vermiyor gibi. Kabinde ısı yükseliyor.
Yangın! Yangın! Yanıyoruz! Hostes Jennifer Stearns hızla kokpite dalıyor. Pilotların neden yolcuların oksijen maskelerini indirmediklerini öğrenmek istiyor. Oksijene ihtiyacımız var. Arka tarafta oksijen alamıyoruz. Hayır Jen, yapamayız. Hemen yerine geç. Pilotlar reddediyor. Miami'ye geri dönemeyeceklerini anlıyorlar. Ve çaresizce en yakın havaalanını soruyorlar. Acil iniş için vektörlere ihtiyacımız var. Kriter 592, en yakın havaalanının vektörlerini istiyoruz. Hafif uçağındaki Daniel Mulhopt gözlerinin önünde gelişen bir kriz olduğunu anlıyor. Bu uçak kontrolden çıkmış. 2-13. Kanalda amcası Sam Nelson'la balık tutan Chris Osceola DC-9'u görüyor. Hey Sam, şu uçağa bak. Uçak balıkçıların sadece birkaç yüz metre üstünden hızla geçiyor. Alev görmedim, duman görmedim. İniş takımları kapalıydı. Yukarıda garip manevralar yapıyordu. 2-13'ü 34 saniye geçir. Felakete uğrayan uçaktaki yolcular ve ekip bilincini kaybetti. 2-13, 42. saniye. Uçuş 592, kalkıştan 9 dakika 27 saniye sonra Florida Everglades'e çakılıyor. Kazadan sadece saniyeler sonra hafif uçaktan çekilen bu fotoğraflarda bataklığın yüzeyinde yalnızca koyu bir yakıt birikintisi görülüyor. Daniel Mulhopt, Miami'deki yer kontrole telsizle bir kaza gördüğünü bildiriyor. Acil yardım ekiplerinin yeri belirleyebilmesi için kaza bölgesinin üstünde uçuyor. Balıkçı Chris Osceola da bir fotoğraf çekiyor. İki adam bir bendin üstüne çıktıklarında ürkütücü bir sessizlik hakim. Bataklık 53 tonluk uçağı tamamen yutmuş. Ne bir şey görebiliyorduk ne de bir ses duyabiliyorduk. Sadece kuş cıvıltıları duyuyorduk ama jet yakıtının kokusunu alabiliyorduk. Kaza yeri en yakın taşma bendine 270 metre, en yakın yola ise 14 kilometre uzakta. Kurtarıcılar oraya sadece bataklık tekneleri ve helikopterlerle ulaşabilir. Korkunç bir sahne ile karşılaşıyorlar. İlk ulaşan Miami-Dade polisinden çavuş Felix Jimenez oluyor. Kaza yerine yaklaştıkça bir uçağın düştüğünü anlayabiliyordum. Ama çok küçük parçalara ayrılmıştı. İyi akşamlar. Eğer öğleden beri bizi izliyorsanız Miami Uluslararası Havaalanı'nın kuzeybatısında korkunç bir kaza olduğunu biliyorsunuz. Atlanta'ya 109 kişi taşıyan bir Valujet bu öğleden sonra Everglades'e düştü. Televizyon kanalları haberi verirken arama ekipleri karanlık çökene kadar kazazede aramaya devam ediyorlar. Bu ümitsiz bir çaba. Ne kazazede, ne kurban, ne ceset bulduk. Acı haber birkaç saat içinde yolcu yakınlarına ulaşmaya başlıyor. Susan Smith oğluyla ilgili acı gerçeği telefonda öğreniyor. Korkunç bir çığlıktı. Bara'nın kızım olduğunu anladım. Bana Miami'den gelen bir uçağın düştüğünü söyledi. Bana bunu söylediği anda bunun oğlum Jay'in bindiği uçak olduğunu kalbimde hissettim. Anneler günü için evine giden Jay Smith'in hayatı daha gerçekten başlayamadan erkenden sona ermişti. Atlanta, Georgia yakınlarındaki evinde Kaptan Kubek'in annesi Marilyn de acı telefonu aldı. Kendimi birden yere attım. Çaresizce yeri yumruklamaya başladım. Bu gerçek olamaz. Bir rüya görüyorum. Bu bir kabus. Gerçek değil. Hayatını kaybeden çocuklardan Tabitha Leonard 13. yaş gününe sadece bir hafta kala öldü. Muhabirler 21 yaşındaki hostes Jennifer'ın babası Pat Stearns ile konuşuyor. Dayanılmaz bir acı içinde. O uçuşta bile olmaması gerekiyordu. Hasta olduğu için gelemeyen bir iş arkadaşının yerine gitmişti. Çaresizlikle birlikte bir açıklama ihtiyacı da doğuyor. 592 nolu uçuş neden kalkıştan dakikalar sonra çakıldı? Çok deneyimli iki pilot neden uçağı kurtaramadı? O uğursuz günün olaylarını geri sarıp
soruşturmanın derinliklerine inerek Verjet 592'ye gerçekte neler olduğunu ortaya çıkarabiliriz. Gelişmiş bilgisayar simülasyonları bizi hiçbir kameranın götüremediği yere, felaket bölgesinin kalbine götürecek. ...1500 kilometre kuzeydeki Washington DC'de Ulusal Ulaşım Güvenliği Dairesi uzmanı Greg Fite, Miami'den gelen haberleri izliyor. Daha önce güvenlik dairesi için iki büyük soruşturmayı yönetmişti. Ama bunun çok daha zor bir görev olacağını şimdiden biliyor. Yola çıkmak için aceleyle valizimi hazırlarken bütün televizyonlar açıktı ve kaza yerini havadan gösteriyorlardı. Bir kaza dedektifi olarak merak ettiğim şey, görünürde bir uçak enkazı yokken bu soruşturmayı nasıl yürüteceğimdi. Greg, güvenlik dairesinin acil müdahale ekibini toplarken bir ulaşım güvenliği dairesi yetkilisi de onu kameraya çekiyor. 592 sefer sayılı uçağın kaybedilmesinden sadece 2 saat sonra Miami'ye doğru yola koyuluyorlar ve yolda kaza yerini de görüyorlar. Üzücü bir manzara. Aşağıda görünen pek bir şey yok. Hizmette 800'den fazla DC-9 varken sorunun ne olduğunu bulmak aciliyet taşıyor. Ama Greg böyle bir kaza yerinde parçaları titizlikle toplayıp olayı çözmesi gerektiğini biliyor. Topladığınız bütün bilgiler, bütün deliller, hikaye ortaya çıkana, bulgular belli bir hikaye destekleyene dek eşit önem taşıyor. Bataklıktaki delik 40 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde. Arama görevlileri kendilerini suya yayılan uçak yakıtından koruyacak özel kıyafetler giydikten sonra omuz omuza yürüyerek karanlık suları tarıyor. Ama bataklığın içine girmek neredeyse imkansız. Suyun altında birbirine dolanmış bitkilerden oluşan kalın bir tabaka bulunuyor. Testere otları ilerlemeye çalışan görevlileri kesiyor ve üstlerine takılıyor. Tam adınız? Jesse Lover Fisher. Mesleğiniz? İpucu arayışları devam ederken güvenlik dairesi uzmanları ilk olarak 592 sefer sayılı uçakla konuşan son kişiyle görüşüyorlar. Doğum tarihiniz? Hava trafik kontrolörü Jesse Fisher. Ekibin kazadan birkaç dakika önce içerideki dumanı haber verdiğini öğreniyorlar. Duman açık ve net olarak tek bir şeyi ifade eder. Uçağın herhangi bir yerindeki bir yangını. Pilotların sadece fark etmekle kalmayıp, kuleye bildirecekleri kadar duman çıkaran bir yangının kaynağını bulmak, soruşturmanın odağı haline geldi. Verjet'in yakın geçmişinde bir yanıt yatıyor olabilir. Acaba bu 1995'teki bir kazanın tekrarı olabilir mi? Bir tür motor arızası bir seneden kısa bir süre içinde dolaylı yoldan bile olsa ikinci uçağın kaybına neden olabilir mi? Bu korkutucu bir bakış açısı. South Valuejet'in filosunda 47 DC-9 daha var. Onların da motorları sorunlu olabilir mi? Belki de binlerce yolcu daha risk altında. Valuejet'in düştüğü yer tehlikeli bir bölge. Arama çalışmaları, enkaz ve içeriğinin çekimine kapılan timsahlar önemli bir tehdit oluşturuyor. Yırtıcıları uzak tutmak için silahlı muhafızlar çağrılıyor. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, bataklık tekneleri ve arama ekipleri de çamur tabakasını kaldırıp suyu bulandırarak su altındaki görüş mesafesini birkaç santimetreden sıfıra indiriyorlar. Ulaşım Güvenliği Dairesi Başkanı Jim Hall muhabirlerle çok açık konuşuyor. Burası açıkça dairemizin karşılaştığı en zor kaza alanı. Derken ekip karanlık suların içini görebilme amacıyla yer altını görebilen bir radar getiriyor. Can sıkıcı bir keşifte bulunuyorlar. Suyun altında kalın bir çamur tabakası var ve bunun da 2 metre altında yekpare kireç taşı var. Uçak aşağıdaki bu kayaya çarptığında binlerce parçaya ayrılmış. Ekip, çıkarılan bütün enkazı yakınlardaki Kendall Tamiami Havaalanı'nda bir araya getirmeye başlıyor. Güvenlik dairesi uzmanları orada parçaları dikkatle inceleyecek. Ama motor parçalarının ön analizi kolay bir cevap bulamayacaklarını gösteriyor. Uçak enkazı, testere otları ve bataklık çamuru motor muhafazasının içine iyice gömülmüş. Greg Fite bunun ancak motorun düşme anında normal şekilde çalışması durumunda olacağını biliyor. Motor arızası olasılığını eleyemese de kaza nedeninin motordan kaynaklanma ihtimali zayıflıyor.
gizemi çözmek, güvenlik dairesinin sahip olduğu tüm deneyimden faydalanmasını gerektirecek. Dolayısıyla DC-9 uzmanı John Golia gibi kıdemli yönetim kurulu üyeleri görevlendiriliyor. Büyük can kaybını kabullenmek onun için bile zor. Çalıştığınız ve uçak parçalarını topladığınız bu bölgede 110 insanın öldüğünü bilmek, üzerinizdeki duygusal baskıyı aralıksız hissettiriyor. Bu insanı içten içe yiyip bitiriyor. İpucu arayışı bütün dedektifler için zor bir iş. Bu uçuşta bir sürü çocuğun olduğunu bildiğimden ve ceset parçalarını gördüğümden, kaza yerine her gidişim yürek burkan, çok acı, her geçen gün çok ama çok daha zorlaşan bir işti. Ölenlerin akrabaları ve halk, trajedinin bütün dehşetini yavaş yavaş öğreniyor. Böyle bir şey yaşadığınızda biliyorsunuz ki o insanların hayatınıza geri dönebilmesi için her şeyinizi verirdiniz. Kazanın görüntülerini gördüğümü hatırlıyorum. Bu beni yıkmıştı. Annemin karşısında ağlamamaya çalışıyordum. Gece duşa girip hıçkırıklara boğuluyordum. DC-9'un parçaları hangarın zemininde yavaş yavaş bir araya getiriliyor. Dedektifler binlerce parçayı titizlikle çıkarıyor, temizliyor ve teşhis ediyor. Soruşturmaya her şeyden daha çok yardımı olacak iki parça, uçuş verisi ve kokpit ses kaydedicileri. Ama genelde bilinen adlarıyla kara kutular hala bataklıkta bir yerde saklı. Soruşturma süreci kara kutular olmadan çok güçleşirdi çünkü onlar bize bir sürü bilgi sağlayacaktı. Ekip yine de çalışmaya devam ediyor ve kara kutuları bulamasalar bile hangardaki enkazdan işe yarayacak bazı bilgiler sağlamaya başlıyorlar. Metal koltuk çerçeveleri erimiş. Halılar ve gövde kaplamaları iyice yanmış. Yardımcı pilot Hazen'ın bildirdiği dumanın gerçekten de harap edici bir yangından kaynaklandığı açık. Bu, alüminyumu eritmeye yetecek kadar sıcak bir yangın. Kabindeki ısının en az 815 santigrat dereceye çıktığı tahmin ediliyor. Ama DC-9 uzmanı Golia için bile böyle bir cehennemin kaynağı belirsiz. Şiddetli bir yangın olduğunu biliyorduk. Bunun ne anlama geldiği, nasıl olduğu bizi aşıyordu. Derken polis ekiplerinden biri bataklığın çamurlarını tararken bir görevli sert bir şeyin üstüne basıyor. Bu an kameraya da kaydedildi. Bulduğu FDR ya da uçuş veri kaydedicisi çok önemli bir buluş. Vay canına, bir kutu bulduk. Üstüne basarak bulmak yürütülen araştırma açısından kaba bir yöntem olabilir. Ama ekip yine de minnettar. Arama çalışmalarının çoğu böyle yapıldı. Etrafta dolaşıldı ve bir şeyin üstüne basınca o şey sudan çıkarıldı. Kara kutu birkaç dakika içinde karaya çıkarılıyor. İşte veri kaydedici. Aradığımız şey buydu değil mi? Aradıklarımızdan biri. İçindeki tape mekanizmasının bozulmaması için ıslak tutuluyor. Şimdi analiz için acilen Washington'a götürülmesi gerekiyor. Eğer kutu kazayı bozulmadan atlatabildiyse, ekibe uçuş hızı, yükseklik ve uçağın havadaki hareketleri gibi önemli teknik verileri sağlayacak. Ve en önemlisi de uçağın motorlarının arızalanıp arızalanmadığını gösterecek. Ama Washington'daki Ulaşım Güvenliği Merkezi'ndeki teknisyen ve görevliler, uçuş veri kaydedicisini ilk incelediklerinde hiç de iyimser değiller. Bu veri kaydedici sert bir darbe almış ve laboratuvarda ilk gördüğümüzde içinden veri alamayacağımızdan endişe ettik. Bekledikleri sırada Ulaşım Güvenliği ekibi kötü bir olasılığı da değerlendiriyor. Yangın o kadar ani çıkmıştı ve öylesine büyük bir kontrol kaybı yaşanmıştı ki bombanın da bir olasılık olarak görülmesi gerekirdi. Bu tam bir kabus senaryosu. Amerika Birleşik Devletleri dünyaya Güney Eyaletlerinde faal teröristlerin olduğunu mu açıklayacaktı? Greg Fite'ın uçuş 592'nin sırlarını ortaya çıkarması gerekiyordu. Atlanta'ya rutin bir uçuşta sıradan bir DC-9'a ne olmuş olabilirdi? Bu bataklık bir suç mahalli olabilir mi? Ortaya çıkarmamız gereken şeylerden biri bunun bir kaza mı yoksa kasıtlı bir eylem mi olduğu? Eğer kasıtlıysa ortada bir suç vardır. Radikal terörist Remzi Yusuf, Dünya Ticaret Merkezi'ni bombalamaktan ve Amerikan uçaklarını patlatmaya teşebbüsten yargılanmayı bekliyor. Yusuf artık tutuklu olsa da, terör hücresinin diğer üyeleri tehdit oluşturmaya devam ediyor.
Bu zaman sürecinde endişelenmemiz gereken yeni bir şey daha vardı. Çünkü sürekli Amerika Birleşik Devletleri havacılığına karşı tehditler üzerine istihbarat briefingleri almaktaydık. Kendilerini Georgia Cumhuriyeti Özgür Ministeri olarak adlandıran grubun lideri Robert Starr, 2 hafta önce tutuklanmıştı. Operasyonda düzinelerce boru bombası parçası da ele geçirilmişti. Olimpiyatlar bu kadar yaklaşmışken, büyük bir uçak şirketine düzenlenecek bombalı saldırı, oyunlara korku ve endişe salmak için gereken türden bir saldırı olurdu. Kaza yerinde FBI ajanlarıyla birlikte çalışan dedektifler, düşme kraterinden alınan örnek parçaları bir FBI laboratuvarına gönderiyor. Parçalar orada patlayıcı izleri için analiz edilecek. Bu, dedektifler için gergin bir zaman. Ama kısa zamanda büyük bir dönüm noktası geliyor. Saatler süren titiz bir çalışmanın sonucunda Ulaşım Güvenliği Dairesi analistleri hasarlı uçuş veri kaydedicisinden veri almayı başarıyorlar. Kanıt çok açık. Görünüşe göre uçak 2 dakikadan uzun süre boyunca mekanik ve elektrik arıza yaşamış. Uçuş veri kaydedicisi bile uçağın düşüşünden 55 saniye önce bozulmuş gibi görünüyor. Artık güvenlik dairesi felaketin nedeni olarak motor arızası ihtimalini eleyebilir. FDR'daki performans verileri bize motorların çalıştığını gösterdi. Şimdilik hızla yayılan çok büyük bir yangının yaşandığını ve motorların çarpma anına kadar çalıştığını biliyorlar. Ama ellerinde başka hemen hemen hiçbir bilgi yok. Uçuş 592 hakkında hala bir sürü sır var. Eğer ikinci kara kutuyu, hayati önem taşıyan kokpit ses kaydedicisini bulabilirlerse, ihtiyaç duydukları kayıp ipuçlarını da bulabilirler. Uçuş veri kaydedicisi, uçağın içinde o sırada ne olduğunu anlatmaz. Kokpit ses kaydedicisi, yangının kaynağının ne olduğu konusunda bir ipucu verebilirdi. Çünkü ekip, yaşanan olaylar hakkında konuşmuş olmalıydı. Kurtarma ekipleri bataklığı aramaya devam ederken, dedektifler de ipuçlarını başka bir yerde arıyor. Valuejet'in kötü güvenlik ve bakım siciri yüzünden soruşturulduğunu biliyorlar. Valuejet'te neredeyse kazadan önceki her hafta sorunlar yaşanmıştı. Valuejet'in bakımlarını ihmal ettiği konusunda ciddi bir kaygı vardı. Güvenlikten çok parayı mı düşünüyorlardı? Kaza soruşturması sürecinde bu çok büyük bir endişeydi. Greg ve ekibi uçağın yakın geçmişteki arızalarını inceliyorlar. Kazanın nedenini bu şekilde bulabilirler mi? Bekledikleri gibi DC-9'un kalkıştan önce çeşitli sorunları olduğunu ve uçağın bu yüzden röter yaptığını buluyorlar. Uçağın otopilotunun 2 gündür arızada olduğunu öğreniyorlar. Pilotların seyir defterlerinde otopilotun devreye sokulduğunda uçağın yukarı ve aşağı hareket ettiği yazılı. Teknisyenler otopilotu tamir etmeye çalışmış ama başaramamıştı. 592'nin ekibi standart prosedürü izleyerek manuel modda uçmuş. Ekip hidrolik destek devresinin sigortasının da yandığını öğreniyor. Ama teknisyenler bunu tamir edebilmiş. Bir ipucu elde edebileceklerini umsalar da bakım kayıtlarında kazayı açıklayabilecek hiçbir şey bulamıyorlar. Bunların tek tek ya da bir arada uçakta yangına neden olamayacağı çok açıktı. Derken FBI laboratuvarından sonuçlar geliyor. Ve dedektifler, olimpiyat oyunları organizatörleri ve federal hükümet sonunda derin bir nefes alıyor. Yangın bombası ya da patlayıcı kullanılmamıştı. Artık farklı bir perspektiften bakabilecek olmamız, dedektifler olarak içimizi rahatlattı. Kaza nedenleri arasından terörist saldırıyı eleyebilirlerdi. Ama Fight hala gizemi çözmeye yaklaşamamıştı. Felaketin nedeninin arayışında en büyük umutları hala kokpit ses kaydedicisi yani CV arı bulmaktı. 26 Mayıs pazar gününe gelindiğinde aramalar 2 çok yıpratıcı ve zor geçen haftadan uzun süredir devam ediyordu. Bugün arama ekibinde bir kişi eksik. Bu yüzden de kaza yerine ilk gelen polis olan Çavuş Jimenez bataklığa dönmek için gönüllü oluyor. Arama çok zordu. Hava 30 derece civarındaydı ve nem çok yüksekti. Neredeyse her gün fırtına kopuyordu ve kaza yerini terk etmek zorunda kalıyorduk. Sonunda herkesin beklediği an geldi. Çok kısa bir dua ettim ve aramaya devam eder etmez çubuğumu suya soktum. Ve bir metale çarptığını anladım. Suya uzandım ve kara kutuyu çıkardım. Karşılık bulan sadece onun duaları değildi. Bu ekip için önemli bir dönüm noktasıydı.
Ses kaydı dedektiflere uçuşun son anlarıyla ilgili tüyler ürpertici bilgiler sağladı. Önce Kaptan Kubek ve yardımcı pilot Richard Hazen'ın saat 2.10'da kulaklıklarında tuhaf bir gürültü duyduklarında bir problem olduğunu anladıklarını keşfettiler. Bu da neydi? Bilmiyorum. Bir tür elektrik sorunumuz var. Ardından uçağın akü şarj sistemi devreye giriyor. Şarj sistemi devreye giriyor. Her şeyi kaybediyoruz. Bu başka bir ipucu. Şarj sistemi sadece elektrik gücü kaybedildiğinde devreye girer. Yangını bir elektrik arızası başlatmış olabilir mi? Sonuçta DC-9 27 yaşında ve içinde kilometrelerce uzunlukta elektrik kablosu var. Yolcu kabininin yakınındaki veya içindeki kusurlu bir kablo bir kıvılcıma neden olmuş ve yangını başlatmış olabilir. Bunu anlamak çok güç çünkü böyle bir kısa devrenin yerini belirlemek zor. Ama kokpit konuşmaları ve FDR kayıtlarını değerlendiren Greg, dedektiflere kablo ve sigortaların kalıntılarını incelemelerini söylüyor. Kabloların çoğu çok hasarlı ya da tamamen harap olmuş durumdaydı. Geri kalanları hangar zemininde parçalar halinde yatıyor. Ama ekip için burada hala ipuçları saklı olabilir. 10 parçaya bölünmüş olması size anlatacak bir hikayesinin olmadığı anlamına gelmez. Eğer bakmaya kararlıysanız o parçaların her birinin anlatacak bir hikayesi vardır. Ama ne kadar deneseler de bir kısa devre izi bulamıyorlar. Yine çıkmazdalar. Tekrar kokpit ses kaydedicisine yöneliyorlar. Arka tarafta oksijen alamıyoruz. Yangın! Kazadan yaklaşık 3 dakika önce hostes Jennifer Stearns kokpit kapısını açıyor. Dumanların öne yolcu kabinine yayıldığı açık. Flight için bu, yangının pilotların gerisinde bir yerde olduğu demek. Kendall, Tamiami'deki dedektifler jetin yolcu kabini civarına odaklanıyorlar. Keşfettikleri şey şok edici. Yangın o kadar şiddetliydi ki zemin erimişti. Yolcuların ayaklarının altındaki, belki de ön kargo bölmesindeki bir şey yangını başlatmış olabilir miydi? Bu çok düşük bir ihtimal. Burası D sınıfı kargo, yani kesinlikle hava geçirmeyen bir bölme ve yangına dayanıklı kaplaması var. Burada başlayacak bir yangının ortamdaki oksijen eksikliğinden kısa sürede sönmesi gerekir. Ama Fight yine de kontrol etmeye karar veriyor. Kargo manifestosunu tekrar gözden geçirdik. Ön kargo bölmesinde ne olduğunu görmemiz gerekiyor. Güvenlik dairesi ön kargo bölmesinde şüpheli bir şey olup olmadığını anlamak için evrakları inceliyor. Kayıtlarda kargoda 28 kiloluk posta ve bazı yolcu valizleri bulunduğu belirtiliyor. Patlayıcı ve yangın bombası ihtimalleri zaten elenmiş olduğundan dedektifler araştırmaya devam ediyor. Manifestoda ayrıca kargodaki uçak parçası sevkiyatları belirtiliyor. Birden şüpheli bir şey görüyorlar. Başka bir DC-9'a ait 3 lastik. Lastiklerin taşınması için düşük basınçta tutulmaları ve içlerine nitrojen basılması gerekiyor. Yoksa patlayabilirler. Buradaki bir ihmal facianın nedeni olabilir. Ama kayıtlar yer ekibinin doğru prosedürü izlediğini gösteriyor. Böylece umut vadeden başka bir ipucu daha eleniyor. Gönderi belgesinde kargoda üzerinde oksijen tankı yazan parçalarla dolu 5 mukavva kutu daha görülüyor. Başta Greg ve ekibi herhangi bir şeyden şüphelenmiyor. Bunların birçok uçağa takılan türden boş çelik oksijen tüpleri olduğunu düşünüyorlar. Ama ardından bütün soruşturmanın gidişatını değiştiren çarpıcı bir şey oluyor. Bunlar sadece oksijen tüpleri değil. Bunlar aslında kimyasal oksijen jeneratörleri. Küçük metal tüplerin içinde uçucu ve potansiyel olarak zararlı bir karışım bulunuyor. Dedektifler dehşet içinde kalıyor. Bu soruşturmanın boyutunu ve yönünü tamamen değiştirdi. Bu jeneratörler uçağın içine yerleştirildiğinde acil durumda yolcular için oksijen sağlıyor. Ateşleme pimine bağlı ince bir iple yüz maskesine bağlanıyorlar. Eğer yolcular maskeleri aşağı çekerse pim serbest kalarak oksijen üreten bir kimyasal reaksiyon başlatıyor. Kullanımı sırasında jeneratörün dış yüzeyi 260 derece sıcaklığa ulaşabiliyor. Kargodaki yedek jeneratörler bir şekilde çalışmaya başlayıp alev almış olabilir mi? Bu teoriyle ilgili bir sorun var. Gönderi belgesine göre bütün jeneratörler boş. O halde tehlikeli olmamaları gerekir. Yoksa aksi mi söz konusu? Dedektifler Value Jet'in Miami'deki bakım şirketi Sabertech'in personelini sorguluyor.
592 sefer sayılı uçağın kargosundaki jeneratörlerin son kullanma tarihleri geçtiği için iki ayrı McDonnell Douglas MD-82 jetinden söküldüğünü öğreniyorlar. Jeneratörlerin imha kuralları çok açık. Ya aktive edilip düzgün şekilde imha edilmeleri ya da ateşleme mekanizmalarına güvenli kapakları takılarak güvenli hale getirilmeleri gerekiyor. Sabertech, jeneratörlerin doğru şekilde elden geçirildiğine dair iş akış kartlarını gösteriyor. Ama bunun hemen ardından şaşırtıcı bir keşif yapılıyor. Kurtarma ekipleri jeneratörlerden 28'ini bataklıktan çıkarıyorlar. İçlerinden 18'i neredeyse hasarsız. Greg ve ekibi jeneratörleri dikkatle inceliyor. 28 jeneratörden 9'unun aktif olduğunu gösteren işaretler buluyorlar. En azından bazı oksijen jeneratörleri gönderi belgesinde belirtildiği gibi boş olmayabilir. Sabertech personelinin sorgulaması devam ediyor ve jeneratörlere güvenlik kapakları takmadıklarını kabul ediyorlar. İpleri ya metal tüplerin çevresine bantlamışlar ya da kesip uçlarını bantla sabitlemişler. Ardından da gerekli prosedüre uymamalarına rağmen iş akış kartlarını imzalamışlar. Son olarak personel gevşek bir biçimde balonlu malzemeyle tüpleri paketledi. Süreçte nasıl bu kadar ciddi hatalar yapıldığını ve işçilerden kaynaklanan bu ihmalkarlığın nasıl olup da oksijen jeneratörlerinin uçağı düşürmesine neden olduğunu anlayamıyordum. Ama bu o an için sadece bir teoriydi. Greg ve ekibi aktifleşmemiş bir jeneratörün yangına neden olacak kadar ısınıp ısınmayacağından emin değildiler. O noktada kimsenin bu oksijen jeneratörlerinin oksijen üretmesiyle birlikte ne olacağı konusunda doğru dürüst bir fikri yoktu. Ulaşım Güvenliği Dairesi önemli bir deney yapıyor. Federal Havacılık Otoritesi'nin Atlantic City yakınlarındaki yangın testi tesisinde kargo bölümünün bir kopyasını inşa ediyorlar. Teknisyenler 28 jeneratörü bir kutuya koyup baloncuklu naylonla sarıyorlar. Jeneratörlerden birinin ateşleme pimine tel takıp çekiyorlar. Deney için büyük umutlar var ama jeneratörün ısısı sadece ufak bir ateş ve az miktarda duman üretiyor. Diğer jeneratörlerin hiçbiri aktifleşmiyor ve kutu alev almıyor. Ortada Greg'in teorisini destekleyen bir şey yok gibi. O ilk test cesaret kırıcıydı. Doğru yolda mıyız diye kendinizi sorgulamaya başlıyorsunuz. Kamuoyu, havacılık endüstrisi, 110 kişinin arkadaşları ve aileleri bir yanıt bulmak için bastırırken, Ulaşım Güvenliği Dairesi bir krizle yüz yüze. ValueJet 592'nin düşme nedeni gizemi çetin ceviz çıkıyor. Yangın testindeki ilk sonuçlar, kimyasal oksijen jeneratörlerinin yangına yol açacak kadar ısınmadığını gösteriyor. Greg ve ekibinin yeniden denemesi gerekiyor. Başka alternatifleri yok. Testi tekrar ediyorlar ama bu sefer kargodaki koşulları daha aslına uygun bir şekilde tekrarlıyorlar. Daha fazla jeneratör, bagaj ve uçak lastiği kullanıyorlar. Bu sefer alevler sadece birkaç dakikada yayılıyor. 10 dakika sonra deney kargosunun çatısı 1100 dereceye ulaşıyor. 1 dakika sonra 430 derece daha artıyor. 30 saniye daha geçtiğinde sıcaklık laboratuvar ekipmanıyla doğru ölçülemeyecek kadar yükseliyor. Ve 16 dakika sonra son ipucunu sağlayan bir gürültü geliyor. Kargodaki lastik patlıyor. Oksijen jeneratörleri gerçekten de bir yangın başlatma ve sürdürme kapasitesine sahip. Temelde 144 küçük kaynak makineniz var. Ve ısı yoğunluğu kaza sonrası testlerde bulduğumuzdan da yukarıya, 3000 derecenin üstüne çıkıyor. Dedektifler şimdi 595 sayılı uçuşun düşüşüne neden olan kritik olaylar zincirini biliyordu. Uçakta neden bir yangın başladığını, yangının neyin beslediğini ve pilotların neden uçağın kontrolünü kaybederek herkesi felaketle yüz yüze bıraktığını biliyordu. ...11 Mayıs 1996. Felakete bir saat kala. Bir Sabertech şoförü Miami Uluslararası Havaalanı'nın G2 kapısına 592 sefer sayılı uçuşun kargosuyla geliyor. Kutuların içinde son kullanma tarihi geçmiş ve gevşekçe paketlenmiş 144 oksijen jeneratörü var.
Bir kargo görevlisi kutuları büyük bir uçak lastiğinin çevresine yerleştiriyor. Pilotlar kargoda tehlikeli bir yük taşıdıklarından habersizler. Kalkışa 30 dakika kalır. Uçak pistte taksi yaparken gevşek paketleme ve sabitlenmemiş yükler jeneratörlerden birinin aktifleşmesine neden oluyor. Jeneratör ısınmaya başlıyor. Felakete 11 dakika kala. Uçak kalkış pozisyonuna taksi yapıyor. Kargodaki metal jeneratörün yüzeyi gittikçe ısınıyor. Isı kısa sürede mukavva kutuyu ve baloncuklu naylonu ateşe veriyor. Felakete 10 dakika kala. 592 sefer sayılı uçak Miami havaalanından kalkıyor. Kargo bölümü hava geçirmez olsa da alevlerin şiddetli jeneratörlerin ürettiği oksijen sayesinde artıyor. 3,5 dakika kala. Ekibin duyduğu ses, kargodaki lastiklerden birinin aynı laboratuvar testindeki gibi patlaması. Yangın pilotların haberi olmadan uçağın sistemlerini yok etmeye başlıyor. Bir tür elektrik sorunumuz var. Şarj sistemi devreye giriyor. Her şeyi kaybediyoruz. Akü şarj sisteminin felakete uğrayan jete yardımı olamaz. Çünkü yangın önüne çıkan her şeyi yok ediyor. Uçağın arkasına giden kumanda kabloları da buna dahil. Kaptan Kubek uçağın kontrolünü yitirmeye başlıyor. Kargodaki hararet şimdi 1650 derecenin de üzerine çıktı. Kabindeki yolcular zehirli dumanları solurken çaresizlik içindeler. Oksijene ihtiyacımız var. Arka tarafta oksijen alamıyoruz. Hostes Jennifer Stearns hızla kokpite koşuyor. Ama pilotlar maskeleri indirmeyi reddediyor. Oksijen sadece yanmayı daha kötü yapar. Felakete bir dakika. Kabin zemini yanıyor ve alevlere yolu açıyor. Felakete 7 saniye. Artık uçağı kontrol eden kimse yok. Ekip büyük ihtimalle bilincini kaybedip uçağın döşeme ve kaplamalarından yayılan zehirli dumana teslim olmuş. Valuejet 592 birkaç saniye sonra dalışa geçiyor ve Florida Everglades'e saatte 800 km hızla çakılıyor. Kazadan yaklaşık 3 ay sonra birlikte toprağa verilen 48 kurbanın yakınları toplu bir cenaze töreni düzenliyor. Ölenlerden sadece 61'i teşhis edilebiliyor. Olabilecek bütün aksilikler üst üste geldi ve 110 insan asla olmaması gereken bir hatanın bedelini hayatlarıyla ödedi. Sevmeyi özledim. Sevgiye hala sahibim ama artık ona uzanıp sarılmam ve sesini duymam mümkün değil. Ve bu bir anne için gerçekten zor. Bu kazanlardan Valuejet başka bir şirketi satın alıp AirTran adıyla devam etti. Sabertech trajedideki katkıları yüzünden $500,000 cezalandırıldı ama parayı ödeyemeden iflas etti. Ardından Ulusal Ulaşım Güvenliği Dairesi'nin Ağustos 1997'de yayınladığı kaza raporu bomba etkisi yarattı. 8 yıl önce Nashville'e uçan bir başka DC-9'da neredeyse aynı türden bir yangın çıkmıştı. Sebebi, oksijen üreten başka bir madde olan hidrojen peroksidin D sınıfı kargoda ambalajından sızmasıydı. Bu sefer pilot uçağı can kaybı olmadan güvenle indirmişti. O zaman bütün hava yolları şirketlerinin D sınıfı kargolara yangın alarmı ve yangın söndürücüsü takmaları tavsiye edilmişti ama bu işin maliyeti $350 milyon bulacağı için reddedilmişti. 2001'den itibaren yangın tespit ve söndürme sistemleri zorunlu hale getirildi. Amerika'da kural koyma yetkisi olan kurumları bir değişikliğe itmek için acı bir olay yaşanması gerekir. Ve bu vakada 110 kişinin canını vermesi gerekti.